hangi mühürü kullandığınızda bir önemi olmayacak. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulaları basım mensuplarına gösterildi. Milletvekili kesin aday listelerinin ilan edilmesinin ardından yurt dışında kullanılacak oy pusulaları ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak pusulaların basımı tamamlandı. 24 Haziran'da yurt içinde kullanılacak pusulaların basım işlemi ise dün başladı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada CHP'nin adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üçüncü sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada YDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı. Pusulada adayların fotoğrafları, isimleri ve bunların hemen altında evet mührünün basılacağı alan bulunuyor. Siyasi partilerin oy pusulasında ise AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, Büyük Birlik Partisi'nin destek verdiği Cumhur İttifakı ilk, CHP İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu Millet İttifakı son sırada, Pusula'da Hüdapar ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü sırada yer alıyor. İttifak yapan partiler oy pusulasında ittifak ünvanları altında yan yana bulunuyor. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları belirtiliyor. Yurt içinde pusulalarda partiler için ayrılan her sütunun altında milletvekili adaylarının isimleri de bulunacak. Seçmen, Cumhurbaşkanı'na ve milletvekiline yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Oy pusulasına tercih veya evet mührü dışında herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.